hadis ışığında. Sevgili dinleyenler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında Güne Bakan programında Kur'an ve hadis ışığında köşemizde sizlerleyiz. Efendim, bu hafta dünyevileştiren zevklerimize karşı bağımlılıktan nasıl kurtuluruz sorusunun yanıtını arayacağız. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız telefon attığımızda. Halis hocam merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Selamun aleyküm. Hayırlı cumalar olsun Mustafa Ve aleyküm selam. Hayırlı cumalar kıymetli hocam. Kıymetli hocam, dünyevileşme diyoruz. Dünyevileştiren zevkler diyoruz. Evler, arabalar, yatlar, katlar, evlatlar, eşler. Bunlar dünyanın süsleri. Bunlar bizi dünyevileştiriyor mu? Dünyevileştiren zevkler ne demek? Çok teşekkür ediyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin el-emin. Rabbena atina min ladunka rahmeten ve hayyi' lana min emrina rasada. Sanki kendi sesimi duyuyorum bu haftaki yayında. Peki hocam, teknik yönetmenimiz oradan olur. Gerekli ayarlamaları yapıyor. Siz devam edin lütfen. Peki, çok teşekkür ederim. Şimdi içinde bulunduğumuz bu dünya hayatında tabii bir iradeyi yaşadığımız için en büyük sorunumuz aslında kontrol dediğimiz mesele. Yani kendimizi kontrol edebilmek. Çünkü iç duygularımızla, beklentilerimizle, zevklerimizle ortam arasında bir ilişki kuruluyor. Yani düşünün, ilk bebeğin tatmaya başladığı annesinin sütünden başlayarak hoşuna giden, yüzündeki o güzel ifadeyi, tatlı tatlı şeyleri yedikçe ve daha fazlasını istediği, bu yeme içme de böyle, giyim kuşam da böyle, insanlara başka zevklerimiz de var. Mesela itibar gibi bir zevkimiz var. İnsanların bizi beğenmesi, başkalarının bizi konuşması, takdir etmesi. Bu ve benzeri içimizde hoşluk oluşturan duyguları yaşamak istiyoruz. Tabii sorun ne derseniz, bunları güzelce yaşayalım, gayet problem yok. Ama bizi bunlar sürecimizden, yolculuğumuzdan ve kendimizden ederse, bir yerden sonra artık doğrularımızı, yanlışlarımızı bu uğurda heba edecek kadar bunlara bağımlı hale gelirsek. Evet. Dolayısıyla dünyevileştiren zevkler ve bu bağlamdaki bağımlılığımız hakikaten hayattaki en büyük riskimiz olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü bir şeyleri tatmak ve tadınca o şeyleri artık kontrollü olarak yaşamak ve sürecin bizi bir yerden bir yere doğru götürdüğü. Dolayısıyla buradaki bizim hani kontrolümüzde en fazla güç sağlayacağımız yanımız bizim bilinç tarafımız. Yani ilaçlar, efendim başkalarıyla olan görüşmeler, dostların tavsiyeleri ve benzeri. Bunlar haricen belli etkiler oluşturabilir. Ama kulun dünya sürecinde en çok destek alacağı, güç alacağı taraf bilinci olarak gözüküyor. O yüzden de Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de sıklıkla insana bilincini takviye edecek. Süreci kuşbaşı görmesini sağlayacak. Yani ben işte belli bir tarihte dünyaya geldim. Sonra yiyip içip belli bir gelişim sağladım, büyüdüm, çocuk oldum, genç oldum. Ve kendi önümde bulunan insanlar, benim babam gibi, onun babası gibi, önümdeki kuşaklar da benim gibi benzer şekilde geldiler. Ve onlar da bu hayatı beğendiler. Onlar da bu hayattaki lezzetleri sevdiler. Onlar da daha fazlasına kavuşmaya çaba ve gayret gösterdiler. Onların tecrübesi benim tecrübem ve yol nereye çıkıyor? Niceleri daha fazlasını elde etmek için, daha fazlasına hükmetmek için, daha fazlasına kavuşmak için icabında hiç sınır tanımadılar. İnsanlar içerisinde bu duygularını tatmin etmek için öyle vahşileşenler var ki, yani tarihe bakın, bugüne bakın, başka milletlerin yeraltı, yerüstü zenginliklerini ele geçirmek için onları birbirleriyle savaştıranlar, katledenler, efendim cinayetler işleyenler, bunların hepsi çok beğendiğimiz bu içinde bulunduğumuz dünya hayatındaki zevk ve tutkularımızı
daha fazla yaşayabilmek için başkalarından çalmaya, başkalarından kapmaya çalışıyoruz. Bu bizi vahşileştiriyor. Dolayısıyla eğer kontrol dediğimiz şeyi kendi üzerimizde, zevklerimiz, duygularımız üzerinde oturtamaz isek her birimiz vahşileşebiliriz. Gün geliyor, bakmışsın beraber kardeş bunlar, aynı evde büyümüşler. Ama şimdi bir paylaşımda birbirlerine girmişler. İcabında mirası paylaşırken yahut herhangi bir değeri paylaşırken karşı karşıya geldikleri zaman her ikisi de tutkuyla daha fazlasına kavuşma arzusunda olunca birbirleriyle çatışmaya başlıyorlar. Şu halde bizi dünyevileştiren, dünya daha fazla bağlayan bu zevklerin bizde tutku haline gelmesi öyle açık ve belirgin ki bizi kendimizden edecek, insanlığımızdan edecek. Hatta kendimize duyduğumuz saygıyı, etrafımıza duyduğumuz sevgiyi yok edecek güçte bir ihtirastan bahsediyoruz. Allah Azze ve Celle bunu yönetebilmenin, içine bindiğimiz bu beden dediğimiz, yani bu bir aslında mekanik bir organizma. Yani ayakları var, işte kemikleri var, kasları var. İçerisinde yiyecek, içecekleri, efendim öğüttüğü, bunlardan enerji sağladığı tarafları var. Tat aldığı, lezzet aldığı, koku aldığı, zevk aldığı yanları var ve buna bağlı olarak pek çok duygunun tetiklendiği ve bu duygu eşliğinde bunların kişiye belli hazlar yaşattığı boyutlar var. Dolayısıyla öyle masum bir organizmadan bahsetmiyoruz. Yani bu organizmada yeri gelir, bir öfke belirir, bir gazap vücudu sarabilir. O esnada kişi karşısındakini katledebilir mesela. Nice insanlar bunu yapabiliyorlar ve bu bedende kaynaklanan, işte o esnada çok öfkelendim diyor, çok kızdım diyor. Demek ki evet, öyle masum bir organizmaya girmiş değiliz bizler öz itibariyle, ruhsal varlığımızla. Bu beden dediğimiz organizmanın içerisindeyiz. Bunu yönetiyoruz, kaldırıyoruz, gezdiriyoruz, dolaştırıyoruz, yiyoruz, içiyoruz, etrafımızla ilişki kuruyoruz. Ama yer yer bunda öyle duygular oluyor ki bu bize zarar vermeye başlıyor. Yani en basit şeker yeme alışkanlığı bile ya sigara alışkanlığı gibi ucunda bir tarafıyla bize zevk sağladığı sürece diğer tarafıyla ne kadar zarar verdiğini çok iyi bilmemize rağmen, bunun neticeleriyle karşılaşmamızın büyük bir olasılık olduğu ve bizi sabahıyla akşamıyla her an bekleyen yakın bir tehdit olduğunu hissetmemize rağmen sorumluluk almak, adım atmak, kontrol dediğim, o girişte konuştuğum kontrol meselesini yönetebilmek bu son derece zorlu gözüküyor. En önemli sarılacağımız araç bilinç aracı. Yani bilinç kadar hiçbir şey bizi kendimizi kontrol etmemize el vermez. Bu bilinç nedir? Bizim varlığımızda kuş bakışı bakışımız. Yani bir vakit öncesinde hayata geldik, bir vakit sonrasında hayattan ayrılacağız. Önümüze konan belli nimetler, zevkler, tatlar, lezzetler var. Ama bunların hepsinden bir an gelip noktalanıp sonlanacağız. Şu halde belli bir süreliğine bunlarla olan etkileşimimizdeki durumu nasıl yönetmeliyiz? Bunların tamamına hakim olmak gibi bir ihtirasa girmek anlamsız. Çünkü sonunda tamamen bırakıp gidiyoruz. Eğer bilincimizi, muhakememizi böylece kendimize anlatmaz isek bunu başaramayız. Yani bakmışsın sanki hiç ölmeyecekmişçesine mal mülk sevdası içerisine girmiş. Hiç ölmeyecekmişçesine bir ihtiras, bir itibar, bir kariyer sevdası içerisine girmiş. Kontrol denen şeyi kaybettiği için de şu an yaşarken bile kendisine zarar veriyor. Hiç uyumuyor, acayip koşturuyor. Yani bütün bu duygularımızı eğer önünü almaksızın coşkun bir şekilde yaşamaya kalkarsak, yani en basit kötü alışkanlıktan hiç kötü olmasa bile fazlası itibariyle kontrolsüz olması dolayısıyla kişiyi yok edecek, perişan edecek, kahredecek tutkularla dolu bir dünya içerisindeyiz. Belli ki burayı yaratan kudret etrafımızda var ettiği bu zinetler ile, bu güzellikler ile bizi bağlantılı kılmış. Cenab-ı Hak buyuruyor ki inna cealna ma alel ardi zineten leha. Yeryüzünde ne varsa
Biz hepsini ziynet kıldık. Ziynet demek yani esasında özünde olan bir şey değil de hani bir süs gibi, bir örneklik gibi basitçe bir şey. Yani ben bunu hep demo örnek diyorum. Eğer dünyayı bir demo örnek olarak görmezsek, demo örneklerin özelliği nedir? Kısıtlıdırlar ve sürelidirler. Hiç haz etmeyiz. Ben bazen program indiriyorum mesela telefonuma. Evet. İndirdikten hemen sonra bir bakmışsın diyor ki işte bir hafta bedava. O bir hafta bedavasını da almıyorum. Hemen kapatıyorum. Çünkü istiyorum ki indirdiğim programı hep benim olsun, kullanayım. Zaten ücretli öyle kullanmak da eğer çok gerekmiyorsa işime gelmiyor. Dolayısıyla çoğu böyle indirdiğim programlar süreli. Bir ay bile dese Mustafa Bey, ben beğenmiyorum. Yani bir ay free trial yazıyor. Hemen onu siliyorum. Çünkü neden? Çünkü bilincim bana diyor ki bu bir süreliğine yani kullanabileceksin. Sonra bu kendiliğinden kapanacak. Sana diyecek ki şu kadar işte para öde ya da silmek zorunda kalacaksın. Eğer hayata bakan yüzüyle bakış açımız hayatın demo bir örnek olduğu, bizim önümüze sunulan zevklerin ve lezzetlerin bir süreliğine bizim davranışlarımızı test etmek üzere konumlandırdığı bilinciyle hayatı okumaz isek, o zaman önümüzde hep her şeyle sahip olabileceğimiz uçsuz, bucaksız, sınırsız bir alemde dilediğimiz kadarına sahip olabileceğimiz ve bizim hep bizim kalacak müstesna bir vehim ile hareket etmeye başlıyoruz. Bu vehim bağımlılığın ta kendisi. Hı hı. Yani çünkü sürekli sahip oluyor. Sahip oldukları da bir yandan hemen sıradanlaşıyor. Allah Azze ve Celle öyle bir sistem kurmuş ki eğer kişi bilinçli yaklaşmıyor ise, yani akleden yanını, bilincini devrede tutmuyor ise bu elde ettiği şeylerin zararını görmeye başlıyor. Peki Cenab-ı Hak verdiği, bahsettiği bilinç ile nasıl değerlendirmesini istiyor eline geçenleri? Olanca gerçekliğiyle, o da nedir? Allah Azze ve Celle diyor ki ben seni yarattım. Şu an sana sunduğum bunu da ben sunuyorum sana. Dolayısıyla nasıl bir başka kimseden hediye aldığında aldığın bu hediyeden ötürü kıvanç duyuyorsun, mutluluk hissediyorsun, minnet hissediyor isen bütün bu şeyler benimle olan arandaki ilişkide de geçerli olmalı. Ben sana evlat gibi ediyorsam, ben sana mal gibi ediyorsam, ben sana zeka vermişsem, ben sana kariyer vermişsem, bunları bana Rabbim verdi, lütfetti, hibe etti. Bilincinde ol. Bu bilincinde olursan ki biz buna dini literatürde şükür diyoruz. Bu bilincinde olursan bunun mutluluğunu da sana yaşatırım. Tıpkı başkası yok yere bize aşantiyon vermişken nasıl mutlu hissediyorsak, çünkü beden sistemimiz bedavadan ele geçirdiği şeyden ötürü mutluluk üretiyor. Evet. Bu Allah'ın ona kazandırdığı bir yapı, bir sistem. Biz bunu etrafımızda, çevremizdeki insanlarla yaşarken Cenab-ı Hakk'a sıra gelince yaşamıyoruz. Yani Allah Azze ve Celle çocuk hibe etse mesela, Cenab-ı Hak diyor ki يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ اِنَاثًا, Allah dilediğine dişiler, yani kızlar hibe eder. وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءَ الذُّكُورُ, dilediğine de erkekler hibe eder. Hibe etmek adını böyle koymuş ama biz onu kendi kazanımımız gibi görüyoruz. Kendi hani çocuk yapmak gibi. Maalesef. Zaten bize ait olmalıydı. Böyle yapınca ne oluyor? Yani hediye ve hibe olan ve dolayısıyla da bizde muazzam bir mutluluk ve Allah Azze ve Celle'ye karşı minnet ve şükür hissi uyandıracakken birdenbire sıradanlaşıp ne mutluluk uyandırıyor ne Cenab-ı Hakk'a olan bağlılığımızı kuvvetlendiriyor. Öylece arkaya atıyoruz zaten olması gereken bir şeydi diye. Bu yaklaşım ile mal elde ettiğince aynı şeyi yapıyor. Zaten kazanmalıydım diyor. Bu zaten benim olmalıydı diyor. Elde ettiği, Cenab-ı Hakk'ın verdiği hiçbir şeyin mutluluğunu yaşayamadan yenisine yöneliyor. Bağımlılık dediğimiz kısır döngü böyle bir şey. Kıymetli ya, hocam. Diyorsunuz ki bu kazandıklarınızı, yani sen bunun mutluluklarını yaşamaya kalksan sana sülalene de yeter. Ama bağımlılık öyle bir körensiyor ki insanı, elde ettiği her şeyi geri atıp sıradanlaştırıp önüne dönüp yenisinin peşini kovalıyor. Bu ihtiras haline dönüşen bağımlılık dönüp bizatihi kişinin
kendisini yakıyor. Artık ona zarar vermeye başlıyor. Yerinde sayan ve padinaj yapan bir araç gibi. Bu da böyle hızlı bir şekilde artık iç sistemleri yanacak hale geliyor. Ve ölüm dediğimiz duvar, hayatın önünü kesen bu duvar, böyleleri açısından şoke edici bir son olarak onları bütün bağımlılıklarından koparıyor. Bütün ihtiraslarından koparıyor. Bütün yığıp biriktirdikleri her şeyden koparıyor. Geriye sadece mahvedilmiş ve heba edilmiş bir sermaye olarak hayatlarını yok yere kaybetmiş kimseler olarak kalıyorlar. Halbuki kıymetli hocam. Buyurunuz efendim. Biz insanoğlu olarak sanki sevmekte de nefret etmekte de aşırıya kaçıyor gibiyiz. İşte çocuğumuzu, eşimizi, evimizi, arabamızı çok seviyoruz. Bununla ilgili bir ayeti kerime benim dikkatimi çekiyor. Saat suresi 31 ila 33. ayette şöyle buyruluyor. Hani kendisine bir zaman akşamüstü iyi cins ve çalımlı koşu atları sunulmuştu. Doğrusu ben bu iyi malları Rabbimi anmaktan ötürü sevdim dedi. Nihayet atlar perdenin arkasına gizlendi. Geri getirin onları bana dedi ve artık onların bacaklarını, boyunlarını sıvazlamaya başladı. Bir kısım müfessirlere göre Hazreti Süleyman Aleyhisselam ben atları Rabbimin zikrinden dolayı sevdim dediği buyruluyor. Biz de sevdiklerimizi Allah için mi sevmeliyiz? Evet, bir kısım müfessirler öyle diyorlar. Bir kısım müfessirler de inni ahbabtu hubbel hayri an zikri rabbi. Ben bu malı mülkü sevdayı, yani Rabbimin zikrinin önüne geçirecek gibi sevdim. Hani onlara duyduğu sevgi biraz sanki hududu geçmişçesine bir ifade olarak anlarlar. Ve devamında gelen fitnenin de Hazreti Musa'ya, Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a bunun bir hani karşılığı, bunun bir cezası gibi yaşatıldığını söylerler. Dolayısıyla bize ibret olarak gözüken kısmıyla eğer ifadenin diğer halini düşünecek olursak, kişi Cenab-ı Hakk'ın kendisine lütfettiği hayatı yine Cenab-ı Hakk'a döndüğü bir süreçte kontrollü yaşamak yerine, yok ben bu hayatı beğendim, seni de unutmak istiyorum. Yani Cenab-ı Hakk'ın verdiğini Cenab-ı Hak'tan bile daha çok beğenecek, Cenab-ı Hak'tan bile daha çok sevecek şekilde kendi müstakil dünyasını kurmaya kalkıyor. İşte kaybetmek, işte kişinin yani kendisini dönüp yılanın zehirinin kendisini zehirlemesi gibi bir kısır döngü oluşuyor. Halbuki Yaradan'ın lütfu ve ihsanı olarak sevgisini kontrollü yaşadığı ve bundan ötürü Yaradan'a minnet duyduğu bir süreç olarak görür. Ki gerçek öyle. Ve ucunda ölümle birlikte Yaradan'a döndüğü günü daha şimdiden hatırında tutarak yaşar ise, bu kontrollü yaşamın en önemli araçlarından bir tanesi bu. Ama biz veya bizler kontrolsüz yaşadığımızda Cenab-ı Hakk'ı artık denklemin dışına çıkarıp bize neyi mutluluk veriyorsa, neyi zevk veriyorsa olabildiğince kendimizi ona bıraktığımız zaman, İşte o zaman sistemi yakıyoruz. Kendi bedensel sağlığımızı bile bozuyoruz. Ve akıbetimiz perişan oluyor. Evet. Kıymetli hocam, Allah-u Teala zatını unutturacak, dünyevileştiren zevklerimize karşı bizlere yüce gönüllülük, fikir, akıl ihsan eylesin. Bizleri muhafaza buyursun. Böyle dua ediyorum ben. Dua etmek iradenin en önemli göstergelerinden bir tanesi. Kuşkusuz biz kendimizi yönettiğimiz süreçlerde hiçbir zaman şöyle dememeliyiz. Yani ben bunu kendi başıma yapabilirim. Ben çok kontrollü bir kimseyim. Ben şu kötü alışkanlığımı kendim bırakabilirim. Ben şu kötü biçimdeki davranışlarımı kendim yola koyabilirim. Bu çok iddialı olur. Ama birinci basamak olayı doğru değerlendirebilmek, bilinç kısmı. İkinci basamaksa irade ortaya koymak istiyorum, söz gelimi sigarayı bırakmak gibi olsun, evet. Mesela ama bunu başarabilmemin ancak Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle mümkün olabileceğini, Cenab-ı Hakk'ın beni buna muvaffak kılmasıyla mümkün olabileceğini değerlendirdiğimizde, o zaman bu çaba ve gayretlerimize eşlik eden dualarımız oluyor. Ya Rabbi sen
Ben farkındayım, bu doğru değil. Bana emanet olarak verdiğin bu bedenimi, bu sağlığımı huzuruna çıktığımda kötü kullanmış, heder etmiş olarak çıkmak istemiyorum. Bunun mahcubiyetini yaşamak istemiyorum. İrademi sen bana affetme vermişsin, irade vermişsin. Doğruyu yanlıştan ayırt edebilme potansiyeli vermişsin. Bunu kullanmak istiyorum ve bir irade sergilemek istiyorum. Fakat zafiyetlerini de sen biliyorsun. Sen bana destek ol, sen bana yardım et dediğimizde Evet. o zaman belli bir başarıyı yakalama imkanımız olur. Yoksa biz kendi varlığımızda mutlak egemen değiliz asla. Elbette. Bu kırılganlıklarımız da böyle hafife alınacak kırılganlıklar değil. Bedenimizde çok ciddi kötü yönde meyil ve parazit unsurlar var. Ancak Allah'ın inayetiyle insan buna hükmedebilir, sonuç alabilir, kontrol oluşturabilir. Kıymetli hocam, sizinle sohbetimizin sonuna geldik. Son cümlelerinizi alalım lütfen. Dünya süreci tabii bizim kaldığımız bir yer değil, gelip geçtiğimiz bir yer. En önemli bilinç aşaması bu. Dolayısıyla yolculuk psikolojisi çok önemlidir. Bizi dünyevileştiren o kelimenin kendisi de bizi yerelleştiren anlamına geliyor. Yani gelip geçici olduğunuz yeri kalıcı olduğunuzu sandığınız bir yere dönüştürdüğünüzde bütün davranışlarınız artık belli bir eksen kaymasına uğruyor. Dilerim Allah Azze ve Celle bilincimizi hep ondan geldiğimiz ve ona döneceğimiz eksen üzerine, biz buna sırat-ı müstakim diyoruz. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ondan geldik ve ona dönüyoruz. Bizden önceki milyarlarca insan açısından bu hiç değişmedi. Elbette biz de istisna olmayacağız. Bizim için de değişmeyecek. Biz de dün annelerimizin rahimlerinde ceninler halindeydik. Bu bir gerçek. İnkar etmiyoruz. Yarınlarda da tıpkı babalarımız, atalarımız gibi topraklarda olacağız. Evet. Bu da bir gerçek. Evet. Bu bilinç üzere Cenab-ı Hak düzgün davranışlar, makul davranışlar, cezasına sevgi ve saygı dolu bir hayat nasip etsin diliyorum efendim. Amin. Biz de bu güzel duanıza amin diyoruz canı yürekten. Çok teşekkür ediyorum kıymetli hocam programımıza katıldığınız için. İnşallah haftaya Ben görüşmek teşekkür ümidiyle. ederim. İnşallah efendim. Hayırlı yayınlar Sağ diliyorum. olunuz, hoşça kalın. Hoşça kalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Kur'an ve Hadis ışığında köşemizde Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamızla dünyevileştiren zevklerimize karşı bağımlılıktan nasıl kurtulabileceğimizi konuştuk. Kendisi bizlere güzel tavsiyelerde bulundular. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum.